kapanışa doğrudan herkese merhaba. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Finansal piyasalarda özellikle kurlarda görülen rekorların ardından Merkez Bankası bugün piyasalara doğrudan müdahale etti. Sonrasında piyasalarda nasıl bir tablo var? Kapanışa doğru geri sayarken hemen rakamları sizlerle paylaşalım. Borsa İstanbul 100 endeksinde geri çekilmeler olduğunu belirtmekte fayda var. BIST 100 endeksinde kayıplar %1,5 oranında ve işlemler 66.356 puan seviyesinden geçiyor. 1000 puanı aşan bir değer kazancı söz konusu. Para birimlerinde son durum ne? Ona bakmakta fayda var. Dolar TL sabah saatlerinde 2.2980 seviyesine kadar çıktı. 2.30'un kapısına dayanmasıyla beraber Merkez Bankası piyasaya doğrudan döviz satmaya başladı ve gün boyunca TL'de kademe kademe toparlanmalar vardı. Döviz satımı da müdahale de aralıklarla devam etti. Son durumda 2.2725 seviyesinde işlem görüyor dolar TL kuru. Yine gün içinde rekor kıran döviz sepetine bakalım. Orada 2.7151 seviyesi görülmüştü. Özellikle müdahale sonrası 2.6898'lere geri çekildiği görülüyor. Ve Euro TL'de 2.1332 seviyesinin görülmesinin ardından 3.1060 seviyesinde işlemler var. Halen TL'de bir değer kaybı var. Euro ve dolara karşı ancak sabah gördüğümüz seviyelere göre biraz daha düşük yerlerdeyiz. Bununla beraber bono piyasasında faizlerin de yükseldiğini, hatta gösterge tahvilin bileşik getirisinin 10.5 seviyesini aştığını gördük. Bu bölgede işlemler de devam ediyor. Hemen piyasa ile ilgili yorum alacağız şimdi. ALB menkul değerlerde Enver Erkan bizi bekliyor. Enver Bey, merhabalar, iyi çalışmalar. Merhabalar İnci Hanım. Kurda özellikle spekülatif olarak değerlendirilen işlemlerin gerçekleşmesi, hacimsiz hızlı bir yükselişin yeni rekorlar getirmesiyle Merkez Bankası piyasaya doğrudan müdahale etti ve kurlarda sabah gördüğümüz rekorlardan biraz daha düşük yerlerdeyiz. Şimdi ikinci seansın günün tamamlanmasına da geri sayıma geçiyoruz. Bir kurlarla başlayalım. Bu seviyelerde mi tamamlayacağız günü, yoksa sabahki müdahale etkisini sürdürür mü? Özellikle dolar TL'de geldiğimiz bölge 2.2730'lar. Burada günü hangi seviyelerden tamamlamayı bekliyoruz? Şimdi kurdaki hareketlenmelere baktığımızda sabah tabii ki yukarı yönlü volatilite çok fazlaydı ve burada 2.30 sınırına dayandığını gördük dolar TL'nin. Burada gelişen ülke kurlarındaki geri çekilmenin de payı vardı elbette. Sonrasında Merkez Bankası'nın doğrudan müdahalesi geldi ve burada gevşemeler gördük 2.26 seviyelerine kadar. Şu anki seyre baktığımızda da bir miktar toparlanma ile beraber 2.27 seviyesinin üzerinde bir seyir söz konusu. Burada özellikle 2.27 seviyesinin üzerinde kalması dolar TL kurunda yine seyirin güçlü olacağını ve yukarı eğilim olabileceğini gösteriyor. Burada 2.28 seviyesi direnç konumunda. Aşağıda 2.25 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece dolar TL'deki geri çekilmelerin kısmi kalacağını ve yukarı yönlü risklerin devam edeceğini söyleyebiliriz. O yüzden 2.25 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece merkezin müdahalesi piyasadaki yönü aşağı çevirdi demek için erken olacaktır diye düşünüyoruz. 2.25 burada önemli bir seviye olacak. Aşağı yönlü olarak kırılmadıkça Türk lirasındaki toparlanmada sınırlı kalabilir şeklinde bir yorumunuzu almış olduk. Borsaya bakalım. Orada da satış baskısı var. Aslında sabah saatlerine döndüğümüz zaman Çin'den gelen PMI verisiyle birlikte zaten küresel piyasalarda biraz daha zayıf bir görünüm söz konusuydu. Ve %1,65'lik değer kaybı var. Son durumda işlemler 66.252 seviyesinde devam ediyor. Kurda görülen rekorların da borsa üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu kuşkusuz takip ettik. Burada satış baskısının kapanışa doğru devamını bekliyor muyuz? 66.200 nasıl bir seviye bizim için? Borsa açısından önemli teknik seviyeler nerelerde oluşuyor? Şimdi sabah Çin'den gelen imalat sanayi verilerini aldık ve bu verinin hem beklentinin altında kalmış olması hem de 50 sınırının altında daralmaya işaret etmesi global piyasalarda özellikle gelişen ülke piyasalarında olumsuz bir hava yarattı ve güne bunun olumsuz etkisiyle başladık aslında. Dolar TL'nin 2.30'a dayanmasıyla beraber TL'deki güç kaybının da endeksi aşağı yönde baskıladığını gördük. Her ne kadar Merkez Bankası'nın dolaylı doğrudan müdahalesiyle beraber TL'deki
rahatlamayla beraber endeks de 67.000 seviyesine doğru bir hareket gerçekleştirmiş olsa da bu seviyesi üzerinde kalıcı olamadığını ve yeniden satış baskısının geldiğini görüyoruz. Şu anki seyre baktığımızda 66.000 seviyesi önemli bir destek konumunda. 66.000 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde endekste satış baskısı artabilir. Bu durumda da 64.500 desteğine doğru bir geri çekilme görebiliriz. Şu anda endekste alımların etkili olabilmesi için 67.000 seviyesi üzerinde tutulması gerekli gibi görüyoruz. Bu durumda da bugün görülen en yüksek seviye olan 67.300 seviyesi yukarıda hedeflenebilir. Enver Erkan, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için, yayınımıza katıldığınız için. Piyasa ile ilgili, para birimleri ile ilgili yorum